Merhabalar, yeni bir videomuzda daha birlikteyiz. Şimdi de golfteki puanlama sistemini anlatacağız size Şenol Hocam'la beraber. Bir kere kaç çeşit puanlama sistemi var diyeceğim. Bir puanlama sistemine geçeceğiz ama daha öncesinde şunu söyleyelim hep. Par diyoruz, birdie diyoruz, eagle diyoruz, bogey diyoruz. İşte 3 parlı, 4 parlı, 5 parlı çukurlardan bahsettik. Zaten 3 çeşit delik olduğunu, 18 çukurlu bir sahada. Bunları zaten anlattık. Şimdi buradaki puanlama sistemine geçelim. Yani par 3'e 3'te girmek, par 4'e 4'te girmek ve par 5'e 5'te girmek demek zaten par yapmak demek. Evet. Ama bu nedir hocam? Şöyle bir izleyenlerimize bir açıklayalım. Şimdi sıfır handikaplı bir oyuncu sahada oynadığında sizin de bahsettiğiniz gibi 3, 4, 5 yaparsa zaten sahayı tam oynamış oluyor. Yani sıfır handikap oluyor. Şimdi handikaptan bahsedelim ilk önce. Handikap ne demek? Handikap vuruş sayısının üstünde biten vuruş aslında handikap. Şöyle örnek vereyim. Mesela par 5'i oynarken oyuncu 7 yaptı. Evet. Artı 2 handikap. Par 3'ü oynarken oyuncu 4 yaptı. Artı 1 handikap. Par 4'ü oynarken de 5-6 yaptı diyelim. Oradan 3 handikap. Yani toplam zaten 3 delikte 6-7 handikap olmuş oluyor. Handikap demek sizin 18 delik boyunca vurduğunuz toplam vuruş sayısının üzerindeki toplanan sayılar. Yani çok basit. Her delik mesela diyelim ki bir oyuncu birer fazla oynarsa toplam handikapı 18 olmuş oluyor. Yani şöyle toparlayalım istersen. 18 çukurlu bir sahanın toplam par sayısı 72. Evet. Genelde 72 oluyor. Doğru. Bu şu demek. Aslında ortalama par 4 geçiyorsunuz. Bazı sahalarda 3 tane par 3 varsa 3 tane de par 5 var. Ya da 4 tane par 3 varsa 4 tane par 5 var gibi. Yani ortalamamız 4 vuruştan 72. Ve siz toplam 18 çukuru bitirdiğiniz vuruş sayısı 72'nin ne kadar üstündeyse o sizin handikapınız oluyor. Yani burada sıfır handikaplı bir oyuncu için tabii bu çok sıra dışı bir şey. Bu olacak bir şey değil. Evet. Ama amatör oyuncuların genelde bir handikap rakamı var. Mesela örneğin benim var. Bir handikapım var. O handikapım doğrultusunda ben çıkıyorum sahaya. Nasıl bir puanlama sistemi oluyor? Puanlamamız şöyle. Parın üstünde vurduğunuz dediğim gibi, bahsettiğim gibi. Mesela ilk deliği örnek alalım. Evet. Glory New Course'da şu anda ilk deliği örnek alalım. Par 4'te bitmesi gerekiyor. Ama oyuncu geldi buraya, bir fazla yaptı. 5 vuruşta girdi. 5 vuruşta girdiğini kabul ediyoruz. Buna biz ne diyoruz? Bogey. Bogey. Bogey yapmış oluyor. Buradan bir puan alır. Double bogey'e puan yok. 0. Parın bir altı, yani dörtlük geri 3 yaparsa 3 puan almış oluyor. Birdie deniliyor buna. Parın 2-6 oynarsa eagle. Parın 3-6 oynarsa albatros dediğimiz, yani -4 vuruş yaparak o deliği kapatmış oluyor. Yani bu albatros hemen hemen imkansız gibi bir durum aslında, değil mi? Sen çok, gördün mü hiç? Evet, gördüm. Çok nadir yapılan bir şey. Yani eagle var, evet, eagle yapılıyor. 4 vuruşlu bir çukura birinci vuruşta daha tee'den topu direkt deliğe atmak neredeyse imkansız. Ya da 5 vuruşlu bir çukura ikinci vuruşta girmek. Ama eagle'ları görüyoruz. Evet. Büyük turnuvalarda, PGA turnuvalarında eagle'ları rastlıyoruz. Birdie'yi sıkça görüyoruz. Genelde birdie, par, bogey şeklinde geçiyor profesyoneller. Evet. Ama amatörler için de handikapı ne kadarsa o handikap doğrultusunda her çukura o handikap sayısı ekleniyor. Öyle değil mi? Evet. Örneğin doğru. 30 handikapı olan birinin 18 çukurlu bir sahada, her sahada, her çukurda birer handikapı olduğu gibi stroke indeksi en düşükten yukarı doğru çıkıldığında 12 tanesinde daha 2 tane handikapı, 2 stroke'u oluyor, 2 ekstra vuruşu oluyor. Dolayısıyla o bir daha profesyonele göre ya da daha düşük handikaplara göre avantajlı oluyor. Tabii evet, handikap yükselebiliyor, düşebiliyor. Oynadıkça, sisteme girildikçe ne kadar iyi oynarsanız handikapınız da o kadar aşağı evet, doğru geliyor. Şimdi dediğiniz gibi hedef aslında sıfır handikap olmak. Evet. Sıfır handikapta bitirmek. İlk başlangıç handikapımız Türkiye'de genelde 40-46 arası oluyor. Oyuncu iyi oynadıkça işte bu numaraları az vuruşta bitirdiği zaman handikapı da düşmüş oluyor. Evet, şimdi oyun formatlarına geçelim. Aslında handikap sistemi basit. Bir kere yapıldıktan sonra zaten hemen adapte olunuyor. Ve bir de şunu söyleyelim hocam. Şimdi sahaya, oyuna çıktığımız zaman genelde flight dediğimiz, yani grup çıkışlarda 3 ya da 4 kişi oluyor. Genelde 3 mü oluyor?
4. 4 maksimum tek kişi de oynayabiliyorsunuz. Tek, ama tek kişi de kartı kendine nasıl tutacak? Ha, oyun kartını tutmak için evet, handikaplı için en azından 2 kişi olmamız lazım. Handikaplı birisine ihtiyacınız var. Tabii. Evet. Ya da 3 kişi olduğumuz zaman, 4 kişi olduğumuz zaman herkes birbirine kartını veriyor. Yani herkes bir kişinin kartını tutuyor. Kartını tutarken o karta her giriş, her çukurdaki vuruş sayısını yazıyor. Altına da marker dediğimiz bölüme, yani tutan kişinin kendi sayılarını yazıyor. Yani çift taraflı, hem kendini hem de tuttuğu oyuncuyu buradan sağlamasını yapmış oluyor. Doğru. Aynı zamanda diğer oyuncunun da hakemi olmuş oluyor. Evet. Diyelim ki biz beraber oynuyoruz. Benim skor kartı sizde, sizinki bende kalıyor oyunda. En sonunda oyundan sonra oturup beraber karşılaştırıyoruz. Eksik yazılan veya fazla yazılan bir yer varsa düzeltip teslim ediyoruz aslında, yarışma komitesine. Aslında tabii bu oyun genelde tabii hakemler var ama biraz da centilmenliğe dayalı. Yani karşılıklı siz rakibinizin vuruş sayısını hem takip ediyorsunuz hem de kendi oyuncu da vuruş sayısını takip ediyor ki sonra bir anlaşmazlık olmasın vuruş sayılarını. Çünkü buraya doğru girilmesi gerekiyor. Peki sonra, şimdi vuruş sayılarını biz doğru evet, giriyoruz. Vuruş sayılarını da anlattık. Kaç tane puanlama sistemi var? Kısaca onlardan da bahsedelim. En genelinden başlayalım istersen. Şöyle, en genel hangisi kullanılıyor? Bizim aslında şöyle, dünyada en çok oynanan Stableford dediğimiz oyun türü var. Evet. Bu da puan oyunu. Puan oyunu. Demin bahsettiğim gibi par, birdie, albatros, bogey, double bogey sisteminde gidiyor. O oynanıyor daha çok. Bu da neden? Stableford oyununda mesela diyelim ki siz deliği 9. vuruşunuzu yapıyorsunuz ama puan alamadınız o delikte. Çünkü fazla, aynen öyle, kaldırıp İlerleyebiliyorsunuz. O yüzden o hızlı oynandığı için Stableford genelde seçilen oyun türü. Aslında şöyle söyleyelim, araya girmek istiyorum. Amatörlerin oynadığı turnuvalarda, yani handikapı olan insanların oynadığı turnuvalarda daha çok tercih edilen Stableford. Dediği gibi hocamın. Çünkü bazı deliklerde sizin vuruş sayınız çok yukarı da çıkabiliyor. Hem oyunun hızlanması açısından önemli hem de çok anormal bir rakama doğru da çıkabilir. Buna da gerek kalmıyor. Siz orayı çizmiş oluyorsunuz. Çizdiğiniz zaman o delikten puan alamıyorsunuz. Yani ya par yapacaksınız ya bogey yapacaksınız puan alabilmek için. Tabii buna stroke'unuz eklenerek hesaplayacaksınız. Evet. Evet. Sonra oyun türlerine gelelim. PGA Tour'da mesela oynanan gross dediğimiz, yani toplam vuruş sayısı. Parları toplayarak oynuyorlar. Bahsettik, Stableford oyunu var. Ondan sonra medal var. Medal net. Medal net de çok kolay. Demin de bahsettiğiniz gibi bütün sayıları topluyoruz. 72'nin üstünde toplanan vuruşlar, oradan da handikapınızı düşüyorsunuz. Mesela 72 vuruşta oynanması gereken oyuncu sahayı 80'de bitiriyor. Handikapı 10 olsun. Yani o sayı toplamda 62 bitirmiş oluyor. Medal net de, yani oyuncu bu şekilde oyunu bitirmiş oluyor. Üçüncü oyunluyordu. Şöyle söyleyelim. Medalnet'in Stableford'dan farkı topu kaldırmıyorsunuz. Yani her çukuru sonuna kadar oynamak zorundasınız. Evet. Yani kaç vuruş olursa olsun. Aynen. Bazen par 4 dediğimiz çukurlarda 8-9 vuruşlara kadar çıkılabiliyor. O da tabii oyuncu için büyük bir dezavantaj. Yani Stableford'a göre biraz daha oyun şekli zor. Daha doğrusu zor. Puanlamada iyi puan alma olasılığı biraz daha düşüyor. Tabii. Yani orada çukuru çizdim diye bir şey yok. Mutlaka vuruş sayınız evet, önemli. Bir sahayı kaç vuruşa tamamladığınız önemli. 72 vuruşlu bir sahayı, dediği gibi hocamın, siz diyelim ki 90 vuruşa tamamladınız. Arada 18 vuruşluk bir fark var. Ama handikapınız 10'sa siz o sahayı 8 kötü oynamış oluyorsunuz. Evet, gibi. Doğru. Yani medal dediğiniz gibi çok zor oynanan bir oyun. Zaten genelde Stableford oynanıyor. Bir diğer tür de match play. Evet. Match play ona genelde iki kişi partner olup diğer iki kişiye karşı oynanıyor. Veya tek kişi de, mesela ben size karşı maç oyunu oynayabiliyorum. Şimdi benim handikapım 0, sizin handikapınız 28. Evet. Siz ona göre stroke alıp bana göre her delik oyununda oynayabiliyorsun. Mesela match play'in formatı nasıl delik oynanıyor? Delik mi? Evet, delik delik. Üstünlük sağlamak. Evet, bravo. 18 deliği o zaman ayrı ayrı oynuyoruz hepsini. Evet. Mesela birinci deliği ben sizden daha iyi vuruşta bitirdim. Bir up öne geçiyorum. İkinci deliği aldım, 2 up oluyorum. Sonra siz benden daha iyi oynuyorsanız o delikte, üçüncü delikte, o zaman 1 up geriye düşüyorum. Bu şekilde oyun devam ediyor. Yani up'ı en çok yüksek olan o match play'i kazanmış oluyor. Evet, puanlama sistemi aslında biraz sanki böyle konuştuğumuza çok karmaşık gibi gelse de çok basit bir sistem. Zaten temeli belli, dediğim gibi 3 tür delik var. Par 3, par 4, par 5 ve ona göre puan alıyorsunuz. Ama hocamın anlattığı gibi golfün belki de en güzel tarafı şu. Benim handikapım şu an itibariyle 29 ki ben de dediğiniz gibi 40'larda başladım, 38. Anca bu kadar düşebildim. Bilmiyorum ileride daha düşer miyim? Herhalde düşeriz. Ama hocamız 0.
Yani sonuçta ben hocamla da çıkıp sahaya beraber bir maç yapabilirim. Çünkü bana zaten handikapımdan dolayı bir vuruş hakkı gelecek. Yani 29 vuruş hocama göre avantajlıyım ben bu sahada. Dolayısıyla o avantajı bir yerde kullanarak hocamla çok rahat maça çıkabiliyorum. Evet. Ve karşılıklı güzel bir maç da yapabiliyoruz. Dolayısıyla golfte iyi oyuncu, kötü oyuncu çok önemli değil. Önemli olan zaten handikapla oynandığı için bu dengeleniyor. Tabii dediğiniz gibi iyi oyuncuyla da oynayabilirsiniz. Ve mesela diyelim sizin handikapınız 46 ama ben 0'ım, benle maç yapabiliyorsunuz. Yani golfün güzelliği bu. 7'den 77 herkesin oynadığı ve herkesin birbiriyle yarışabildiği bir spor. Handikap olayı o yüzden işi kolaylaştırıyor. Son bir formatımız kaldı, Scramble. Texas Scramble kaldı. Bu da nasıl oynanır? Şu anda aslında yeni başlayanlar için çok güzel bu Scramble. Ama şu anda söylediğiniz format, evet o da bir format, evet. Ama bu bir eğlence formatı. Aynen. Yani eğlenmek için böyle grup halinde, evet, gidildiğinde en iyi topu seçip grup halinde çıkıyorsunuz, en iyi topla oynuyorsunuz. Kim o flight'ta en iyi topu attıysa o toptan yine herkes vuruş yapıyor. Ve sonuçta en düşük vuruşla yapan grup oyunu kazanmış oluyor. Evet. Evet. Puanlama sistemi de bu kadar. Hocam teşekkür ediyorum. Rica ederim. Videolarımız devam edecek. Daha golfle ilgili tabii ki çok konular olacaktır ama en temel konuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.